hoş geldiniz. Bir kez daha Metin'in yanında, Metin'in yanı başındayız. 25 yıl oldu. Metin aramızdan, belki bugün vücut olarak aramızda değil ama gerçeğin peşinde koşan her gazetecinin haberinde, her gazetecinin yazısında, fotoğrafında, kaleminde yaşıyor Metin bugün bizimle birlikte. Ve gazetecilere baskının her geçen gün arttığı, meslektaşlarımızın yazdığı haberler, yazılar nedeniyle hapsedildiği, gazetelerin ceza kıskacına alındığı bu günlerde Metin'in sesi daha gür çıkıyor hepimizin kaleminde, yazısında. O yüzden bir kez daha Metin'in yanı başındayken yeniden gerçeğin peşinde koşan bütün gazeteciler için, öncelikle sizi, hayatını kaybetmiş halkın haber alma hakkı için bu yolda koşarken, gerçeğin peşinde koşarken hayatını kaybetmiş bütün gazetecileri anarak ve onların huzurunda saygı duruşuna davet ediyorum sizi. Önce böyle başlıyorum. Anıları mesleğinize ışık tutuyor. Bugün belki baskı döneminin çok yoğun olduğu, belki gazetecilerin her geçen gün kıskaca alındığı bir gün. Ama bütün baskılara inat, bütün gerçeği karartma girişimlerine inat, gazetecilerin sahada olmaktan vazgeçmediği bir gün. Ve bugün Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri üniversitelerine atanan kayyum röklere karşı ayakta örneğin. Türkiye'nin her yerinde irili ufaklı emekçiler hakları için mücadele ediyorlar. Ve Metin bugün burada olsaydı eminim Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eyleminde olacaktı en önde. Ve onları fotoğraflamak için mutlaka ben izlemeliyim diyerek çıkacaktı gazeteden. Ve ama Metin bugün belki aramızda değil ama onun meslektaşları bugün onun boşluğunu aratmayacak şekilde onun gazeteciliğini yaşatmaya devam ediyor. O yüzden sözü hem Metin'in çalışma arkadaşı hem de gazetesi Evrensel'in genel yayın yönetmeni Fatih Polat'a bırakıyorum. Metinler ölmez, Evrensel susmaz. Metinler ölmez, Evrensel susmaz. Metinler ölmez, Evrensel susmaz. Merhaba, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Pandemi koşulları nedeniyle şu an bizimle olamayan, burada olamayan Fadime Hanım'a bir selam göndermek ve onun ellerinden öperek başlamak istiyorum. Metin Göktepe davası, burada çok genç meslektaşlarımız var ve 25 yıl aradan sonra konuşuyoruz yeniden. Yani her yıl buradayız ama 25 yıl geçti, belki kısa bir bilgi vermek lazım. Metin 8 Ocak 1996 günü cezaevinde öldürülmüş iki tutuklunun cenazesini izlemek için Alibeyköy'e gitmişti ve orada gözaltına alındı. Dönemin İstanbul'da emniyetleri olan Taşanlar'dı ve toplu gözaltı yaşandı. Metin haberi izlemekte ısrarcı oldu ve gözaltına alındı. Götürüldü, Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda dövülerek öldürüldü. Ve bu şu an buradaki bu pandemi koşullarındaki kalabalık da bize şunu söylüyor aslında. Metin Göktepe davası ilden ile sürülmesini ve gözaltına alınmadığının söylenmesini, daha sonra duvardan düşerek öldüğünün söylenmesine rağmen Metin Göktepe davasının bir gazeteci cinayetinde onu döverek öldüren güvenlik görevlilerinin ceza aldığı bir davaya nasıl dönüştüğünün fotoğrafı aslında yine bu koşullardaki bu katılımla kaynaklanıyor. Yani çok sahibi olan bir davadan söz ediyoruz. Bu çok değerli. Öncelikle onu söylemek isterim. Diğer taraftan Metin tabii basın özgürlüğü mücadelesi bakımından bir tutunma noktası bizim için. Şu an cezaevinde çok sayıda meslektaşlarımız var. Buradan onların hepsine selam göndermek istiyorum. Asla yalnız değiller ve asla yalnız olmayacaklar. Diğer taraftan Meltem de açılışta söyledi, ağır bir dönemden geçiyor Türkiye. Örneğin bizim mesleğimiz açısından bakıldığında bile işte
bir televizyon, her kesime eşit mesafede yayın yapacağını söyleyen bir televizyon bir ay yayın hayatını sürdüremiyor ve yayın hayatı kesintiye uğruyor. Onun dışında örneğin üç renkli bir şal, Evrensel 25. yıl videosundaki üç renkli bir şal, 2 saniyelik, 45 saniyelik bir videodaki 2 saniyelik bir fotoğraf nedeniyle Tele 1'e en ağırından idari para cezası veriliyor. Ardından Evrensel'e 21 bin lira para cezası veriliyor. İşte hem mali kuşatma var hem de ağır bir kuşatma var mesleğimizin üzerinde. Gazetecilere belli bir dönem içindeki en yoğun davanın yaşandığı bir dönem bu. Türkiye basın tarihinde bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Ve artık sadece gerçeğin peşinde koşmak bakımından bir tarifin ötesinde biat etmeyen bütün aslında gazetecilik camiasını çok farklı kesimlerden, örneğin yan yana belki akla gelmeyecek çok çok farklı gazetecilerin, muhabirlerin, yayın yönetmenlerin, çizerlerin aynı davada tutuklu olduğu bir dönem bu, yargılandığı bir dönem. Biat etmeyenlere dönük bir ağır, biat etmeyen siyaset, biat etmeyen üniversite, bunları da kapsamına almış bir ağır dönemden söz ediyoruz. Ancak Metin'in haberini takip ederken ki haberi takip etme konusundaki kararlı duruşu ve toplum olarak gerçeği tanıklık bakımından aslında belki kısacık yani 4 yıllık bir meslek hayatından söz ediyoruz aslında. 92'de Metin gazeteciliğe başlamıştı ama çok güçlü bir damar bıraktı. Bizim tutacağımız çok güçlü bir damar var şimdi. Metin'in şahsında halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya devam edeceğimizi, dönemin koşullarının bizim gerçeği tanıklık bakımından çabamızı hiçbir şekilde engelleyemeyeceğini bir kez daha söylemek istiyorum. Metin'in davasını izleyen tüm gazeteciler adına da şu an aramızda bulunmayan, kaybetmiş olduğumuz meslek büyüğümüz, dönemin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nail abinin Nail Güney'in de önünde bir kez daha saygıyla eğilmek isterim. Teşekkür ederiz Fatih Polat'a ve Nail abiyi biz de hepimiz saygıyla anlıyoruz. Şimdi bugün başlarken söyledik aslında mesleğimiz kıskaç altında. Biliyoruz ki gerçekten gerçeğin ortaya çıkmasından çok korkuyorlar ve bu nedenle gazetecileri, gazeteleri, gerçeği yazmak isteyenleri baskı altına almayı sürdürüyorlar. Meslektaşlarımız dört duvar arasında, gazeteler, gazetelerimiz, bizim gazetemizin de aralarında olduğu birkaç yayın organı daimi olarak cezalarla, basın ilan kurumunun baskılarıyla karşı karşıya. Ancak bütün bu baskıya rağmen gazeteciler ve gazetecilerin meslek örgütleri gerçeğin peşinde koşmaya, halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesine söz vereceğim şimdi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş burada. Sözü ona veriyorum. 25 yıl geçti. Metin'in gerçeğin peşinde koşmaya başladığı ve hayatını kaybettiği günün üzerinden tam 25 yıl. 25 yılda Türkiye'de basın özgürlüğünde ileri doğru bir adım daha atılmadı. Tam tersi, geriye doğru düşüş devam ediyor. Dünya sıralamasında Türkiye hızla basın özgürlüğü konusunda arka sıralara doğru ilerlemesini sürdürüyor. Evet, bir iktidar var medyaya düşman, bir iktidar var halka düşman. Böyle bir iktidarın olduğu ortamda 70 tane gazeteci şu an cezaevinde tutuklu bulunuyor. Yüzlerce gazeteci her gün adliyelerde haberlerini savunmak zorunda bırakılıyor. Ama bütün bu baskılara rağmen tıpkı 25 yıl önce olduğu gibi, Metin'in yaptığı gibi bugün de hala gazeteciler gerçeğin peşinde koşmaya devam ediyor. Gerçeği kamuoyuna ulaştırmaya, halka ulaştırmaya devam ediyor bütün bu baskılara rağmen. Biraz önce Meltem'in söylediği gibi Metin'in yaktığı ışık, Metin gibi meslek büyüklerimizin, gazetecilerin yaktığı gerçeğin peşinde koşma ışığı bugün yüzlerce, binlerce gazeteciye yol gösteriyor. Biz de bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Her yıl burada bir kez daha Metin'in yanındayız ve aslında Metin bizim hem gerçeğe hem mesleğe tutunma noktalarımızdan bir tanesi.
O yüzden ben aslında sözü önce Meryem ablaya verecektim. Biraz heyecanımı mazur görsün ve hemen onu buraya çağırıyorum. Kız kardeşimiz Metin'in ablası Meryem Göktepe'ye veriyorum sözü. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi annemin bir mesajı var. Söylerken cümleleri atlarım diye not aldım. Metin'i unutmuyorsunuz. Hepiniz sağ olun. Ben nerede bir gazeteci görsem Metin'i görüyorum sanki. Hepiniz de benim için Metin'siniz. Metin hep insanlığın iyiliğini isterdi. Arkadaşlarını da çok severdi. Hep evden eşya götürürdü. 25 yıl oldu, hiç unutmadım. Ben Metin'in acısını burnumun direği sızlayarak hatırlarım. Oradaki herkese selam söylüyorum. Hepiniz benim için Metin'siniz. Burada aslında biz her yıl Metin'le bir de Türkiye kriteri yapılıyor diye düşünüyorum. Yani bu burada memlekette ne oluyor, onun haberlerini vermek üzere de birine haber vermek üzere de bulunuyoruz. 25 yıl önce bugün bu saatlerde Metin hala yaşıyordu ve ısrarla cezaevinde öldürülen iki mahkumun cenazesini izlemek üzere gazeteciliğini yapıyordu. Fatih'in bir sözü var, ben bunu çok önemsiyorum. Haber barikatın arkasından da olsa alınıp getirilirse gazeteciliktir diye. Metin tam da böyle bir gazeteciydi. Bugün Metin'e herkes basın yönünden ya da emek yönünden bir şeyler söyleyecek ama ben de Metin'e buradan ülkede her güne 4 öldürülen kadınla ilgili bir mesaj göndermek istiyorum. Memleket artık kadın mezarlığına dönmüş durumda. Buradan şöyle seslenmek istiyorum ki İstanbul Sözleşmesi uygulansın. İstanbul Sözleşmesi'nden korkulmasın. İstanbul Sözleşmesi aslında katil olma ihtimali olan erkekleri de koruyan bir sözleşmedir. Dolayısıyla burada öldürülen o kız kardeşimiz içinde bulunduğumuzu ben kendi adıma belirtmek istiyorum. Metin Göktepe gazeteciliği devam ediyor. Gerçekten hepiniz Metin'siniz ya. Bizim için öylesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Annemsiz konuşmak çok zor. Bunu bir kez daha gördüm. Annemin hepinize selamı var. Teşekkür ederiz Meryem Göktepe'ye. Fadime Anlı'nın ellerinden öpüyoruz hepimiz. Şimdi sözü Disk Basın İş Başkanı Faruk Eren'e veriyorum. Şöyle yazsın. Merhaba arkadaşlar. Çeyrek asır oldu sevgili Metin'i kaybedeli. Her yıl geliyoruz buraya. Ne yazık ki her geldiğimizde bir önceki yıldan daha ağır bir tabloyla tabloyu anlatıyoruz. En azından mesleğimiz açısından, tabii ki memleket açısından da. Metin Göktepe 25 yıldır gazetecileri sindirme en önemli simgelerinden biri oldu. Çok sayıda gazeteci katledildi. Şu anda da gazeteciler sindirilmeye çalışılıyor. Az önce arkadaşlarım da söyledi. Çok sayıda gazeteci hapishanelerde yargılanıyor. Artık sadece biat etmekten de öte yandaş haline gelmiş bir yargı eliyle değil, tüm kurumlarıyla gazetecilere aslında gerçeğe saldırıyorlar. Yani basın ilan kurumuyla, RTÜK'üyle, ne bileyim, az önce Fatih söyledi. Yani Ticaret Bakanlığı bile gazetelere ceza verebiliyor. Yani bu duruma geldik. Hatırlarsınız Metin Göktepe katledildiğinde onun sarı basın kartı yok denmişti. İletişim Daire Başkanlığı adında bir kurum şimdi sarayda. Dilediğine basın kartı veriyor. Yılların gazetecilerinin basın kartlarını iptal edebiliyor. Böyle bir durum var ve hala sahada çalışan onlarca gazetecinin basın kartı yok ve güvenlik güçleri diyor ki siz gazeteci değilsiniz. Onları zorlamaya, alanda zorluyor, şiddet uyguluyor ayrıca.
Bunun en vahim iki örneğini verip bitireceğim çok uzatmadan. Van'da 4 gazeteci tutuklandı. Gazetecilere savcılık sordu. Savcı şunu sordu. Neden devlet aleyhindeki toplumsal olayları haber yapıyorsunuz? Artık savcılar karar vermeye çalışıyor. Gazetecilerin neyi haber yapıp neyi haber yapmayacağını. Bir başka davada yılların gazetecisi Ayşegül Doğan hakkında çok ağır bir hapis cezası verildi ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hapis cezası verildi. Ama mahkemenin kararında aynen şu yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanımlanmış bir gazetecilik faaliyeti yoktur. Gazeteciliği devlet tanımlayamaz. İktidar tanımlayamaz. Partiler tanımlayamaz. Gazeteciliğin evrensel ilkeleri vardır. Evet, kara bir tablo ama bizi umutlandıran şu. Her türlü baskıya rağmen inatla gazeteciler haber yapmaya, topluma gerçeği ulaştırmaya çalışıyor. Bu bizim umudumuz. Bundan korkuyorlar. Onların korkusu da bizim umudumuz. Artık her şeye rağmen haber yapan bütün meslektaşlarımız birer Metin, birer Uğur Mumcu, birer Abdi İpekçi, Hrant Dink, Ape Musa. Umutluyuz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu aramızdaydı. Erol, buralardaysan sana söz vermek istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Metin Göktepe cinayeti sınır tanımayan gazeteciler açısından çok önemli bir zamana denk geliyor. Sınır tanımayan gazeteciler Türkiye Bürosu Metin katledildikten bir ay sonra çalışmalar başladı. Ve ne yazık ki benim için mesleki açıdan ilk can alıcı ve ilk bana ağır gelen araştırma da Metin Göktepe cinayetini gündeme getirmekti. 25 yıl sonra halen cinayette alınan yolun halen bir mihenk taşı olarak gündeme gelmesi elbette çok olumlu bir şey. Çünkü bizim toplum olarak ve gazeteciler olarak başarılarımızı anımsamamıza ihtiyacımız var. Ancak gazetecilere yönelik suçlarda cezasızlığa gelecek olursak, gazetecilere yönelik şiddetin artık siyasi ağızlarda arzu edilir olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra iktidar çevresinde estirilen hava özellikle yerel gazetecilere yönelik şiddetin cesaretlendirilmesine neden oldu. Gezi olaylarından bu yana bakacak olursak, 5 yıllık bir bilançodan geçecek olursak, gazetecilere yönelik şiddetin cezasız bırakıldığı, tamamına yakınının cezasız bırakıldığı, bir iki tazminat dışında bu şiddetin kabul edilmediğini görüyoruz. İyi haberlere ihtiyacımız var ve sınır tanımayan gazeteciler açısından Türkiye'ye baktığımız zaman iyi haberlerin bu kadar dirençli bir sivil toplum örgütünün halen gazetecilerin peşine mesleğe katılan yeni gençlerin oluşunun, yeni avukatların oluşunun ve her şeyden önce de adalete inanan nesillerin oluşunun bunu görüyoruz. Türkiye Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içerisinde 154. sıraya kadar geriledi. Artık savaş yaşayan veyahut doğrudan çatışma içinde olan ülkelerin bir profili bu. Ancak Türkiye'de biliyoruz ki bizim en büyük derdimiz savaş ve çatışma o kadar değil. Fakat bu zamana kadar demokratik mücadele içerisinde oluşturduğumuz bütün kurumsallığın edilmesi, yerle bir edilmesi gibi bir sorun var. Dolayısıyla demokrasiye inanmaya ihtiyacımız var. 25 yıl önce verdiğimiz mücadeleyi yeni enerjilerle yenilemeye ihtiyacımız var. Ve elbette değişmeyecek tek şey de
Metin Göktepe cinayetinde Afyon'a gidilerek 30 izlenen 30 duruşma sonunda gelen adaletin bugünkü toplumlara, bugünkü insanımıza iyice anımsatmaya ihtiyacımız var. Metin'in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Dayanışmanız için de teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz Erol Kınderoğlu'na. 2013 yılında Gezi Parkı direnişi sırasında hayatını kaybetti Berkin'imiz, Berkin Elvan. Davasında adalet mücadelesi devam ediyor. Davası devam ediyor. Ve biz gazeteciler o davanın peşini bırakmaya niyetli değiliz. Sorumlular gerçekten yargılanana kadar gerçeği yazmaya, haber yapmaya devam edeceğiz. Berkin'in annesi bizimle, Gülsüm Elvan. Ona vermek istiyorum sözü. Ben bugün huzurunuzda Metin'le röportaj yapmaya geldim. Ben bugün röportaj vereceğim Metin'e. Şunu söylemek istiyorum. Davayla ilgili, Berkin'le ilgili şimdi olsaydı bana sorular sorurdu. Eminim ki zaten Metin Berkin'i görür. O kara kaşla, kara gözle aynı Metin. Metin biliyor musun? Berkin vururken daha 14 yaşındaydı. Toprağa düşerken 15 yaşında girdi. 16 kiloya indi. Ve 22 yaşına girecekti. 22 yaşına girdi. Berkin yargılanıyor. Gazetenin başlığı da bu olsun. Biz o günden bu yana ondan öncesinde verdiğimiz mücadele hep adalet dedik. Yine söyleyeceğiz adalet. Adalet diyeceğiz, adalet diyeceğiz. Çünkü bugün Berkin'i yazanlar bir sürü ceza aldılar. Neymiş? 18 yaşın altında. Ama vuranlar ceza almıyor. Berkin teröristtür. Ben o günden bu yana yine söylüyorum, yine söylüyorum. Adliyede de söyledim. Benim çocuğumun cezasını bu gazetecilere kesme. Gazeteciler benim sesim oldu, soluğum oldu, feryadım oldu. Ceza emri ben verdim diye. Ceza ona kesin. Ceza katillere kesin. Gazetecilere değil. Benim çocuğumun katili yargılayın. Gazetecilere değil. Teşekkür ederim. Gülsüm Elvan'a teşekkür ederiz. Birkaç gün önce gördünüz mü bilmiyorum. Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada işçiler hayatını kaybetmişti ve Sakarya Adliyesi'nde onların davası vardı. Bir sürü usulsüzlük aslında taraflarının çok net olduğu davalarda gördüğümüz pek çok usulsüzlüğü o dava başlarken de gördük. Ve kapının önünde yakınlarını kaybedenler hem adalet için haykırıyordu ama bir taraftan da gazetecilerin adliyeye alınmasına karşı haykırıyorlardı. O gazeteciler gelecek ve benim sesimi bütün Türkiye'ye duyuracak diyordu. İşte bugün aslında görevlerimizden bir tanesi bu, memleketin dört yanından yükselen adalet talebini yazmak, kalemimizi bundan yana kullanmak, işçilerin, emekçilerin yanından kullanmak kalemimizi. Ve yanımızda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu var. Ona söz vereceğim. Teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, sevgili mücadele arkadaşlarımız, Metin Göktepe'nin meslektaşları, ailesi, yoldaşları, sevgili Metin'in aramızdan ayrılışının 25. yılında onun anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Evet, Metin gerçeğin peşinde koşarken, halkın haber alma hakkını yerine getirmeye çalışırken hayatını kaybetti, katledildi. Metin'in gazeteci kimliğini ve bu mücadeledeki yerini çokça anlattı arkadaşlar, dostlar. Ben de Metin gazeteciliğe başlamadan önce genç bir üniversite öğrencisiyken İstanbul Basın Yayın Yüksek Okulu'nda 12 Eylül karanlık günlerinden çıkışta 80'li yılların ortasından itibaren üniversite gençliğinin
diyor. Metin, insan onuruna yaraşır bir çalışma ve yaşam için mücadele eden, grevlerdeki, direnişlerdeki işçilerin mücadelesinde yaşıyor. Ve Metin, evet, gazetenin manşetinde de olduğu gibi en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir süreçte Metin bize güç ve cesaret vermeye devam ediyor. Anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederiz. Metin katledildikten sonra memleketteki diğer gazeteci cinayetleri gibi üzerini örtmeye çalıştılar. Yalan söylediler, duvardan düştü dediler. Davayı ilden ile kaçırdılar. Ama Metin'in meslektaşları, Metin'in partisi davanın peşini bırakmadı. Ve Türkiye tarihinde çok küçük de olsa, ceza küçük ama gerçekten de yargılanmış kabul etmiyoruz ama ilk defa gazeteci katilleri yargılandı, polisler yargılandı ve ceza aldılar. O yüzden bu Türkiye tarihi açısından hem Metin'in hayatını kaybettikten sonra gazetecilerin dayanışmasıyla hem de örülen mücadeleyle de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Şimdi sözü Metin'in partisinin, Emek Partisi'nin Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'e veriyorum. Değerli dostlar, sevgili meslektaşlarım, ben de partim adına hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz. Metin Göktepe tabii örnek bir gazetecilik olarak bu 25 yılda bize çok şey anlatıyor. Elbette o aynı zamanda partimizin bir üyesiydi. Partili bir gazeteciydi. Tarafsız değildi. Tarafı işçi sınıfından yanaydı. Emekten yanaydı. Demokrasi mücadelesinden yanaydı. Türkiye'nin bağımsızlığından yanaydı. Devrim ve sosyalizmden yanaydı. Kalemi ve deklanşörü de bunun için çalıştı. Biz de yoldaşları olarak bütün davalarda ve bu süreçte her zaman onun anısını yüce tutmaya çalıştık. Ve onun yaşaması bizim için fabrikalarda, mücadele alanlarında, üniversitelerde örgütlenmek, halk mücadelesini büyütmekle eş anlamlıdır. Sevgili arkadaşlar, mezarlıkların bir dili vardır. Mezarların bir dili vardır. Mezar anıtların da bir dili vardır. Ben bugün burada yakın zamanda kaybettiğimiz Cengiz Bektaş'ı da anmak istiyorum. Çünkü bu anıt mezar onun eseridir. Burada güneş ışıkları ışınları olarak yansıttığı alev topundan parlayan o sıcaklık Metin'i 25 yıl boyunca bu Türkiye'nin önemli simgelerinden biri olarak tuttu. Ve yine çakıl taşları, Sennur Sezer'in şiirinde geçen o çakıl taşları, Metin öldürüldüğünde her birimizin, işçilerin, emekçilerin, kadınların harca birer çakıl taşı koyarak yüreklerini buraya gömdükleri bir anıttır bu anıt. Mezarlıkların dili vardır derken Fadime Ana'yı da burada anmak istiyorum. 1871'de arkadaşlar Paris isyanında işçi sınıfı ayaklandığında ve on binler halinde işçiler infaz edildiğinde infaz mangaları tarafından onların anısına bir mezarlık anıtı yapıldı. Marien heykelinin olduğu bir kabartma anıttır o. Mezarlığın hemen duvarlarına yapılmıştır. Orada Marien kollarını iki yana açar. Arkasında kominarlar vardır. Kurşuna dizilen kominarlar vardır. Marien Fransa'dır. Ana Fransa'dır. Ve o şöyle bağırır infaz mangalarına. Durun! Onlar bizim çocuklarımızdır. Onlar Fransa'dır diye. İşte 25 yıldır, bu çeyrek yüzyıldır önce gazetecilere, sonra işçilere, öğrencilere, buraya her geldiğimizde Metin'in partisi diyerek Emek Partisi'ne kol kanat geren, ellerini iki yana açarak onlara dokunamazsınız diyen Fadime Ana'dır. Bizim anamızdır o da. O işte demokrasi mücadelesini, siyasal özgürlükleri, basın özgürlüğünü bugüne kadar taşımış bir simgedir. Bugün burada olmasının ya da olmamasının hiçbir anlamı yok o yanıyla. O Türkiye'de basın özgürlüğünün ve bütün gazetecilerin simge anası olarak kalacaktır. Meltem de ifade etti. Biz Sakarya'daydık. Havai fişek fabrikasında bir patlama yaşanmıştı onun davasında. 7 işçi hayatını kaybetti.
27 işçi yaralandı. Şimdi o işçilerin hemen hepsi kadın işçiler. Köylerden toplanmış, gece kondudan bozma bir fabrikada barutların içinde hiçbir işçi sağlığı ve iş güvenliği alınmadan çalıştırılmış. Defalarca uyarmışlar, iş güvenliği yönetimi uyarmışlar, müdürleri uyarmışlar, fabrika yönetimini uyarmışlar, müfettişleri uyarmışlar. Hiçbir sonuç elde edememişler ve sonuç böyle bir felaket, böyle bir toplu kırım, iş cinayeti oldu. Ahmet de oradaydı, beraberdik, tanık olduk Ahmetçik. Orada kadın işçilerin feryadını çekmek isteyen gazeteci arkadaşımız Hasret Gültekin Kozan, yine Evrensel Gazetesi'nin muhabiri, işte Metin Göktepe gazeteciliğini yapan genç bir muhabir arkadaşımız. Çekerken emniyet mensupları çekemezsin, basın hadi git, basın hadi kapat diyor. Ona müdahale eden işçi kadınlar, basın çekecek diyor. Sesimizi Türkiye duyacak diyor. Ben çocuklarımı kaç parça halinde aldım sen biliyor musun diyor. Kardeşimi kaç parça halinde tabuta soktum sen biliyor musun diyor. İşte Maria'nın koruyucu eliyle 150 yıllık Fransa'da o koruyucu eliyle, Fadime Ana'nın koruyucu eliyle, Sakarya'da o işçi kadının koruyucu eli aynı şey. Bu bizim emeğin özgürleşmesine, demokrasinin özgürleşmesine, Türkiye'de sadece halk muhalefeti değil, halk iktidarı yürüyüşümüzde basının ne kadar kutsal bir yerde olduğu, basın özgürlüğünün ne kadar savunulması gerektiğini de bizlere gösteren bir şeydir. Dolayısıyla biz Metin'in öldürülmesini ve geride bıraktığı 25 yıllık, çeyrek yıllık bu mirası sadece gazetecilerin bir faaliyetinin özgürlüğü olarak görmüyoruz. Türkiye'de siyasal özgürlüklerin, işçi sınıfı mücadelesinin ve halk iktidarının köşe taşlarından biri olarak görüyoruz ve bunu yaşatmaya devam edeceğiz. Ercüment Akdeniz'e teşekkür ediyorum ve sözü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na veriyorum. Değerli dostlar, mücadele arkadaşlarım ve çok sevgili Metin Göktepe gazeteciliği yapan basın emekçisi arkadaşlarım. 25 yıl öncesinde ne yazık ki dövülerek katledilen mücadele arkadaşları ve gazetesi sayesinde gazetecilik literatürüne Metin Göktepe gazeteciliği gibi bir kıymetli kavramı sokan yol arkadaşlarım. Ben açıkçası Metin'in mezar başında konuşmakta her yıl olduğu gibi çok zorlanıyorum. Çünkü Metin benim geniş aileminde bir parçası. Aslında Gülsüm anne hepimizin söylediğini kendi yaşadıklarıyla bir röportajda özetledi. Ama şunu ifade etmek isterim. Yıllarca aynı gün, aynı tarihte, kimi zaman karda, fırtınada, kimi zaman kapanmış yollarda, kimi zaman soğukta ve yağmur altında burada buluştuk. Ve bugün gökyüzüne baktığınızda, aydınlık bir gökyüzünde ben ilk defa böyle bir havada Metin'in anma törenine katıldım. Öyle olunca bazen olumlu düşünmek lazım. Her ne kadar küresel ısınma gibi olumsuz bir duruma bağlansak da. Ben bugün biraz önce konuşmaları dinlerken şunu düşündüm. Bugünün iktidarı, bugünün faşist iktidarı o kadar çok korkuyor ki değerli kardeşler. Çünkü Metin hakikat arayıcısıydı. Gülsüm Ana, Fadime Ana, sizler, hakikate inananlar ne yapılırsa yapılsın, nasıl zulüm edilirse edilsin, hakikat gibi en güçlü olan ama en güçlü olan şeyin yanındaydı. O yüzden bizler hakikat arayıcıları hiçbir zaman korkmadık, bundan sonra da korkmayacağız. Ve hakikatin yanında olan insanlar korkmamaları bir yana asla ve asla hakikatin yok edilemeyeceğini, aradan yıllar geçse de hakikatin bir yerden ortaya çıkacağını biliyorlar. Aynen şu anda bulunduğumuz anda hissettiğimiz gibi. Ama bildiğimiz bir şey var ki hakikaten çok korkuyorlar. Metin Göktepe gazeteciliğinden korkuyorlar. Berkin Elvan'ın isminden korkuyorlar.
Fadime Ana'nın, Gülsüm Ana'nın ve binlerce ananın ismini duyduklarında sabahlara kadar uyuyamıyorlar. Ve korksunlar. İnanın korksunlar. Ben her yıl Metin Göktepe'nin mezar başında aynen Gülsüm Anne'nin yaptığı gibi Metin'e iyi haberler vermek için gelmeyi temenni ediyorum. Ve bu güzel havada emin olun onu o kadar net hissettim ki acıların ortaklaştırdığı, adalet arayışında hepimizi bir yere getiren ve bizlerin ortak mücadelesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda Metin Göktepe'nin mezar başında, evet Metin, sen yaşıyorsun çünkü bu ülkede Metin Göktepe gazeteciliği artık var. Bu ülkede artık tek adam değil, çok kadınlar, çok insanlar var. Bu ülkede artık adalet var, eşitlik var, özgürlük var diyerek Metin'in mezar başında bunları konuşacağımız ve Metin'e bunları anlatacağımız günler o kadar yakın, ama o kadar yakın ki bunu hep beraber hissettiğimizi düşünüyorum. Ve ben Metin Göktepe gazeteciliğinin tüm ülkede, hatta dünyada hakim olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün özgürlükler alanında olduğu gibi basın özgürlüğü konusunda da sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğimizi biliyorum. Ve ben bugün hissettim değerli arkadaşlar, korkularının büyüklüğü, havanın bugün güzel olmasından herhalde esinlendiğim gibi bizim Metin'e bunları anlatacağımız günlerin yakınlığında bana hissettirdi. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Metin'e de, Metin Göktepe gazeteciliği yapan arkadaşlarımız adına ve onlara teşekkür ederim. İyi ki doğdun Metin diyorum. Ve bugün ölüm yıldönümü ama ben Metin iyi ki doğmuş diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Evrensel yazıyor, Metin yaşıyor. Evrensel yazıyor, Metin yaşıyor. Evrensel yazıyor, Metin yaşıyor. Şimdi sözü HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı'ya veriyorum. Canan Kaftancıoğlu'na teşekkür ediyorum ben. Değerli arkadaşlar, Metin'in çok kıymetli ailesi, partisinin çok değerli çalışanları, siz değerli halkımız, bugün burada HDP adına konuşuyorum ama Metin'in çok yakın bir arkadaşı, aile dostu, sırdaşı olarak da ayrıca konuşmak istiyorum. Metin'i kaybettiğimiz o kara günde kendisini ararken, kendisine ulaşamıyorken çok büyük acılar yaşadık. Biz Metin'le korsanlara da katıldık, şenliklere de katıldık, halaylar da çektik. Devrimci mücadele 80'lerden sonra tekrar canlanırken birer genç olarak aynı sokaklarda, mahallelerde mücadeleye katıldık. Ve biz Metin'i burjuvazi kendi cenazesinde toplanırken bu sokakların yoksulları, devrimcileri, gençleri olarak 20 kilometre yol yürüyerek Metin'in haberleştirdiği, uğruna mücadele ettiği yoksul semtlerinden geçerek, yoksulların sokaklarından geçerek, emekçilerin, devrimci gazetecisinin cenazesini o görkemli kalabalıkla gerçekleştirdik. 20 kilometre yol yürüyerek devrimci duygularımızı, isyanlarımızı, aşklarımızı, öfkemizi getirdik. Yoksulluğun mezarlığında bugün burada 25 yıl boyunca kesintisiz anmalar yaparak ve 20'li yaşlarımızda başladığımız devrimci mücadeleyi 50'li yaşlarımızda sürdürdüğümüzü bugün mezarının başında kendisine söz verdiğimiz gibi
ve kendisinin son nefesine kadar sürdürdüğü gibi sürdüreceğimize söz veriyoruz. Değerli ailesini ve siz değerli yoldaşları tekrar saygıyla selamlıyor. Metin'in şahsında bütün şehadete gitmiş devrimci gazetecileri de anıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Erdal Avcı'ya teşekkür ederiz. Şimdi bugün iktidar medyanın %95'ini öyle ya da böyle denetim altına almış durumda. Bizim gibi, Evrensel gibi bağımsız gazetecilik yapmaya çalışan, gerçeğin peşinde koşmaya çalışan bir avuç kaldık aslında. Ama buna rağmen %95'i denetim altına almış iktidar, bizim gibi gerçeği yazmaya çalışan gazeteleri, gazetecileri susturmak için elinden geleni yapıyor. Biliyoruz ki gerçeğin açığa çıkmasından korkuyorlar ve aslında üzerimizdeki baskının nedeni de budur. O yüzden burada bir kez daha Metin'in mezarı başında bütün baskılara, cezaevi tehditlerine, cezalara karşı gerçekten vazgeçmeyeceğimizi, gerçeğin peşinden koşmaya devam edeceğimizin sözünü vererek veda etmek istiyorum. 2016'da darbe girişiminden sonra ben o zaman Hayat Televizyonu'nda çalışıyordum ve televizyon kanun hükmünde kararnameye dayanılarak kapatıldı. Rejimizi kapatmaya geldiklerinde Metin'in fotoğrafı hemen üstümüzde duruyordu. O elinde fotoğraf makinesi olan fotoğrafı. Bugün Evrensel Gazetesi'nde duruyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizler Metin gibi gazetecilik yapmaya çalışan, onun geleneğini sürdürmeye çalışan gazeteciler olarak gerçeğin arkasından koşmaya devam edeceğiz. Gerçeğin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bu inançla hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi günler. İnadına hepimiz birer Metin'iz.